Tunceli etabımızın ikinci gününden herkese merhaba. Gece geç saatte geldiğimiz için çadırımızın kurulum aşamasını sizlere görüntüleyemedim. Fakat sabah uyandık ve kahvaltıyla ikinci güne başlıyoruz. Tunceli'de ikinci günün etabına başlamış bulunmaktayız. Şu anda su ihtiyacımızı gidermek için bir su kaynağı bulup termoslarımızı dolduracağız. Nehir boyunca bu ve buna benzer birçok su kaynağı bulunmakta. Bu su kaynakları nehir besleyerek nehrin gücüne güç katmakta. Bu kaynaklar sayesinde bisiklet etabı yapacak arkadaşlara duyuru. Bu etapta su sıkıntısı yaşamayacağınız kesin. Az önce de söylediğim gibi irili ufaklı birçok su kaynağı bulunmakta. Bu ve bunun gibi birçok su kaynağı Munzur'un gücüne güç katmakta. Tunceli gezimizin ikinci gününde bugün Pülümür Çayı ve Pülümür Kanyonu'nu pedallayacağız. Kanyonun başında bulunan çeşitli tesisler var. Bunlar aileler için yüzme ortamlarını oluşturmuş. Büyük bir kayanın üstüne restoran yerleştirilmiş ve halka hizmet veriliyor. Ailelerin burada gelip gününü geçirmesi, suya girmesi imkanı var. Güzel bir ortam oluşturmuş. Tavsiye ederiz. Thank you.
Bu etapta da birinci günde olduğu gibi aralıklarla bulunan çeşme bizim su ihtiyacımızı gidermeye yetiyor. Virajlı Kutudere etabında Kutudere Nehri boyunca ilerlerken kaza yapmış bir tır dorsesine denk geldik. Umarım bir can kaybı yaşanmamıştır. Virajlı yollarda dikkat edilmesi gerektiğini, muhakkak hız kurallarına uymamız gerektiğini asla unutmayalım.
Tunceli etabımızın ikinci gününde 30 kilometrelik Ağlayan Kayalar durağıyla sonlandırmış bulunuyoruz. Birinci gün pedalladığımız 140 kilometrelik Muzur Vadisi etabının ardından bugünkü etabımızı biraz daha kısa tutalım dedik. 30 kilometre geldiğimiz yolu tekrar bir de 30 kilometre dönerek 60 kilometrelik bir parkurla bugünkü etabımızı da sonlandırmayı planlıyoruz. Tunceli'deki ikinci günümüzü 60 kilometrelik bisiklet etabıyla tamamlamış bulunuyoruz. Kutudere'de biraz serinleyip öğlen yemeğimizi yedikten sonra Malatya'ya dönüş yoluna geçeceğiz. Kilometre pedal bastıktan sonra öğlen yemeğini hak ettik sanırım. Bugünkü tur menümüzde ne var hocam? Tavuk göğsünü marine ettim. Marinasyonunda da zeytinyağı, kekik, çemen, körü, az bir şey karabiber ve tuzdan oluşan bir karışım. Bundan yaklaşık 24 saat marinasyonda kaldı. Şu an etin iliğine kadar işlemiş. Biraz sonra hafif ateşte yakmadan pişirirsek o yorgunluğun üstüne güzel bir enerji doldurması yapmış olacağız. Marinasyonunu tamamladığımız tavuk göğsümünü ateşle buluşturuyoruz. Ateşte de Pülümür Kanyonu'nda topladığımız meşe odununu kullandık. Meşe odununun aroması ete çok ayrı bir lezzet ve
güzellik katıyor. Bu yorgunluğun üstüne güzel ve lezzetli bir yemek yemek artık bize farz oldu. Günün sonunda Kutu Dere'de bisikletlerimizi temizliyoruz. Bu hafta farklı bir maceraya giriştik ve Tunceli'ye geldik. Araç ile Tunceli'ye geldikten sonra merkezde aracımızı bırakıp Munzur Vadisi'ne pedal bastık. 140 kilometrelik bir etap idi. Kanyon çok güzel. Yer yer daralıyor kanyon. Bazı noktalarda genişliyor. Doğal manzaralar oluşturup bize mükemmel seyirler verdi. Hangi noktanın çekimini yapacağız, hangi noktanın resmini çekeceğiz, inanın ki şaşırdık. Ama elimizden geldiği kadar size güzel noktalar göstermek için videoyu hazırladık. Umarım bu videoyu izlerken siz de bizim kadar keyif alırsınız. Sizlere de bu mükemmel doğayı görmenizi tavsiye ederiz. Bizim elimizde fırsat oldukça senede bir buraya muhakkak gelmeye çalışacağız.